Herkese merhaba sevgili Teknoloji Ok takipçileri. Bugün yeni bir zam haberiyle karşınızdayız. Apple'ın tüm ürünlerine dev zamlar geldi. Tabii ki bu Türkiye pazarı için geçerli. Yani bildiğiniz gibi son zamanlarda dolar kurunun artmasıyla hep ortalıkta Apple ürünlerinin fiyatlarının artacağına dair söylentiler vardı. Özellikle iPhone 14 almak isteyen kullanıcıların acele etmesi gerekiyordu. Ve beklenen oldu çünkü iPhone modellerine ve diğer Apple ürünlerine zam geldi. Ve bundan da en çok etkilenen tabii ki biz olduk arkadaşlar. Bildiğiniz gibi dün bir etkinlik gerçekleşti ve Apple yeni ürünlerini tanıttı. VR gözlüğünü, 15 inçlik MacBook Air'ini ve yazılımsal olarak geliştirdiği iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10 gibi arayüzlerini de kullanıcıların karşısına sunduğu yeni özellikleriyle tabii ki. Fakat bugün bizleri zamlar ilgilendiriyor arkadaşlar. Yani en ucuz iPhone 14 ne kadar oldu? Artık alınabilir bir iPhone var mı? Veya bunun yerine ikinci el telefon mu almalı? Yoksa farklı yollara mı başvurmalı? Örneğin yurt dışından getirmek gibi. Bunun avantajları, dezavantajlarından bahsedeceğiz ve güncel fiyatları da sizler için paylaşacağız arkadaşlar. Tabii ki Apple'ın çok ürünü var. Yani en çok merak edilen ürünlerden bahsedeceğiz. Apple'ın resmi sitesinde satılan. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yılın Eylül ayında Apple'ın iPhone 14 serisi tanıtılmıştı ve beklenen zam iPhone 14 serisine geldi arkadaşlar. Artıştan en çok etkilenen iPhone 14 serisi oldu. Serinin en baz modeli, en ucuz modeli bile uçuk fiyatlara geldi arkadaşlar. Şu anda iPhone 14 serisinin baz modeli olarak tanımlayabileceğimiz iPhone 14 128 GB modeli 37.999 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Yani şu anda eğer ki son çıkan iPhone'u almak istiyorum ama serinin en ucuz modelini alacağım diyorsanız 37.999 TL'lik bir fiyat etiketini gözden çıkarmanız gerekiyor. Yani bu da ortalama olarak asgari ücretle çalışan bir insanın hemen hemen 4 ay yiyip içmeden iPhone 14 alabileceği anlamına geliyor. Tabii ki bu baz model için geçerli. Yani siz seriye ait en pahalı modeli almak istiyorsanız aslında neredeyse 6 ay 7 ay boyunca hiç durmadan çalışmanız gerekiyor. Çünkü iPhone 14 Pro Max'in 1 TB'lık versiyonu sıkı durun 67.999 TL'lik bir fiyata sahip arkadaşlar. Yani 2-3 yıl önce o fiyatlara araba alabiliyorduk ve iyi de bir araba alabiliyorduk. Ama şimdi baktığımız zaman 67.999 TL'ye iPhone 14 Pro Max 1 TB'ı alabiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki bunu almak ne kadar mantıklı size kalmış. Yani seriye ait diğer modellerden de bahsediyorum. Ama Android tarafında yani diğer telefon markalarıyla aslında kıyaslayacak olursak bize şöyle bir avantaj sağlıyor iPhone modelleri. Hiçbir şekilde değer kaybetmiyor arkadaşlar. Yani her zaman satılabiliyor. İkinci elleri satın alınabiliyor. Yani telefonun piyasası var aslında. Örneğin şimdi seriye ait en ucuz model iPhone 14 128 GB 37.999 TL'lik bir fiyata sahip. Siz yarın bir gün iPhone 15'e geçmek istediğiniz zaman yani önümüzdeki Eylül ayından sonra örneğin biraz daha fiyatlar normal seviyelere indiği zaman örneğin biraz daha fiyatlar oturduğu zaman Kasım Aralık gibi iPhone 15 serisinin baz modelini almak istediğiniz yani iPhone 15 128 GB almak istediğiniz zaman 38.000 TL'lik bir ücret verdiğiniz iPhone 14'ü aslında çok da ucuza elden çıkarmıyorsunuz. Yani biraz daha ederi kadar bir fiyat bulabiliyor. Örneğin 25.000 30.000 TL'lere telefonunuzu satıp üzerine 5.000 10.000 TL koyup iPhone 15'e geçebilirsiniz. Ama bu ne kadar mantıklı size kalmış. Bir de bu fiyat artışlarından dolayı başka yöntemlere başvuran var. Örneğin yurt dışından getirilen telefonları satın almak. Fakat biz bunu önermiyoruz arkadaşlar. Tabii ki yapan çok kişi var. Ama şöyle bir dezavantajı var. Bir kere kayıt ücreti 6.000 TL'leri buluyor. Tabii ki de şöyle bir şey diyecek olabilirsiniz. Yani 6.000 TL'yi verdiğim takdirde evet 3 sene elimden çıkartamıyorum bu telefonu. 3 sene boyunca satamıyorum ama sonuçta çok daha ucuza gelebiliyor diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama şöyle de bir şey var. Herhangi bir garantisi olmuyor telefonunuzun. Yani en ufak bir sorunda servislere uçuk meblağlar verebiliyorsunuz. Bu telefonların parçaları dolarla satın alındığı için size de çok uçuk fiyatlar çekilecektir. Yani diyelim bir iPhone 14 Pro Max aldınız. Ekranınızda bir sorun oldu. Yani 15-20 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu da baktığımız zaman aslında geçtiğimiz yıllarda bir telefon parası ve bir sorun olduğunda garanti kapsamında olsa dahi herhangi bir muhatabınız olmuyor. Yani bir telefonu ucuza satın almak mı yoksa pahalıya satın alıp yani olması
olması gereken fiyata satın alıp en ufak bir sorunda direkt Apple yetkili servisiyle muhatap olabilmek mi arkadaşlar? Bu da tamamen size kalmış. Bir de kullanıp da kayıt ücreti ödemeyenler var. O da şu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Örneğin şu an bu videoyu çektiğimiz tarihte Haziran ayındayız ve kullanıcılar direkt yurt dışından getirilmiş iPhone satın aldığında şöyle bir yol izliyor. Bir telefonu satın aldığınızda size 4 aylık bir kullanım süresi tanımlıyor. Eğer bu telefon kayıtsızsa. Yani siz 4 ay boyunca o telefonu kayıtsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Örneğin Haziran ayında bu telefonu aldığım zaman 4 ay boyunca kullandığımda Ekim-Kasım aylarında bu telefonun kaydı bitiyor. Fakat şöyle de bir şey var. Bu telefonlarda bir SIM girişi daha var. Yani eSIM. eSIM'e de geçtikleri zaman bir 4 aylık daha kullanım ömrü oluyor. Bu 4 aylık kullanım ömrünü de eklediğimiz zaman Şubat ayına kadar otomatik olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şubat ayına geçildikten sonra ise BTK tarafından yapılan düzenlemeye göre yılbaşında bu döngü tekrarlanıyor. Yani bir 8 ay daha direkt olarak kullanabiliyorsunuz ve yıllardır kullanıcılar şöyle yapıyor. Örneğin iPhone 12 modelini Mayıs-Haziran aylarında alıp 4 ay normal hatta 4 ayda eSIM'de kullanıp daha sonrasında bir yıl sonra iPhone 13 çıktığı için iPhone 13 modelinin de kaçağını alıyorlar. Ama tabii ki de bu şekilde her yıl rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Ama herhangi bir garantilik bir durum olduğunda bir muhatap bulamıyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu da göz önünde bulundurun. Bu arada fiyat artışı yalnızca iPhone 14 serisinde değil Apple'ın tüm modellerinde oldu arkadaşlar. Örneğin şu anda Apple'ın resmi web sitesinde satılan en eski iPhone, iPhone 12 arkadaşlar ve onun 64 GB'lık versiyonu, en ucuz versiyonu bile 28.500 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Yani şu anda Apple'ın resmi web sitesine girip ben buradaki en ucuz iPhone'u alacağım derseniz 28.500 TL vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani böyle de bir durum var. Eğer iPhone alma gibi bir düşünceniz varsa izleyebileceğiniz yollardan ve bu yollarda karşınıza çıkabilecek sorunlardan sizlere bahsettik. Peki siz iPhone almak mı yoksa farklı bir marka akıllı telefon mu almayı tercih ediyorsunuz veya iPhone alırsanız sizce resmi web sitesinden mi almak yoksa pek de tavsiye etmeyeceğimiz diğer yöntemleri mi kullanmak? Yorumlarda tartışalım arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.